Hocam, müzik dinlerken haz alıyoruz. Bu da bildiğimiz kadarıyla, gelen yorumda bildiğimiz kadarıyla vücudumuz için kısa yoldan dopamin demek. Kısacası müzik bizi uyuşturur mu diye bir soru gelmiş. Ha, dopaminin uyuşturucu olduğunu galiba düşünerek sorulmuş bir soru zannedersem. Ben Dopamin aslında uyuşturucu değil. Dopamin bir haz kimyasalı. Dopaminin beynimizde salgılandığı durumlar şöyle durumlar. Bir şey hoşumuza gidiyor. Biz zaten hoşumuza gidiyor dememizin sebebi o şeyin beynimizde dopamin salgılattırması. Niye salgılatıyor peki? O karşılaştığımız şey, o duyusal uyaran neyse işte tat, lezzet, müzik bir şekilde bize şöyle bir yani beynimiz tarafından şöyle değerlendiriyor. Bu senin yaşamda kalmanı destekleyecek. Sana haz vermesi gereken, senin hoşlanman gereken ve en önemlisi en kısa zamanda bir daha yapman gereken faideli bir aktivitedir. Beyindeki özellikle ön beyine doğru beynin ortasından salgılanan dopamin kimyasalının mesajı bu. Beyin böyle bir dopamin aldığında o şeyi işaretliyor, o aktivite neyse diyor ki ben bunu en kısa zamanda bir daha yapayım. Dolayısıyla uyuşturucudan ziyade bağımlılık yaratan bir tarafı var dopaminin. Uyuşturucu dediğimiz şey insanı adı üstünde hissizleştirme. Yani duyusal olarak aldığı verileri doğru ya da yeterince işleyememe durumu. Bu anestezik maddeler, uyuşturucular bunu yapıyor zaten. Dopamin farklı. Dopamin bir dikkatimizi topluyor. Yani bizi daha odaklı bir hale getiriyor. İki, hafızamızı kuvvetlendiriyor. Üç, motivasyonumuzu arttırıyor. Şimdi müzik bu anlamda hakikaten temel motivatörlerimizden bir tanesi. Hüzünlü de olsa, neşeli de olsa, işte karamsar da olsa, ne tip olursa olsun müziğin bizim beynimizde çok ciddi bir ödül sistemini uyarabilme özelliği var. Burada hemen akla tabii şu soru gelebilir. Yani neden üzüntülü müzik dinleyince nasıl beyinde ödül salgısı oluyor diye. Bunu daha evvelki bir soru yorumda da ben derslerimde de defaatle anlatırım. İnsanın en tuhaf taraflarından bir tanesi üzgün olduğunda gidip acılı şarkılar dinlemesidir. Çünkü zaten moralimiz bozuk. Koy neşeli bir şeyler işte halimizi bulalım falan diyemiyoruz. Hatta neşeli bir müzik çalarsa birisi eve geldik mesela moralimiz bozuk. Ev arkadaşımız ya da eşimiz bangır bangır neşeli bir şeyler dinliyor. Kafamız bozulur. Deriz ki kapat şunu adamın kafasını bozma falan gibi. İlla böyle ya işte İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses artık ne ses varsa ya da şu Chopin, efendim, Avropart ne bulursak böyle damardan bir şeyler koyup ben bu aralar Hans Zimmer'e takılıyorum mesela özellikle film müzikleri aman ya Rabbim bir Max Richter bir o bizim öğrenciler yüzünden aklıma soktular onları. Böyle damar damar dünyadan alakan kesiyor. Şimdi hüzünlü olduğun zaman ya da üzgün olduğun zaman ona uygun bir müzik tercih etme nedenimiz temelde şu. O besteyi yapan kişinin o yansıttığı duygu nedenini bizi anladığını düşünüyor ve bir duygusal eşleniklik kuruyoruz karşıdaki insanla. Yani onu bir insanın yaptığını bildiğimiz için. Çünkü müziğin tanımı rastlantısal olmayan ses dizgeleridir. Yani bize rastlantısal gelmeyen, belli bir düzen içeren ses dizgelerine biz müzik deriz. Ritim ya da melodi olabilir. Dolayısıyla bu rastlantısal olmayan şeyi bir insanın yaptığını biliyoruz. O insanın oraya yüklediği duygunun da aa benim duygumla aynı olduğu tecrübesini yaşamak beyinde bir dopamin salgılattırıyor. Bu bir aslında ödül sistemi ve o müziği dinlemeyi o yüzden daha çok istiyoruz ve diğer müzik bizde o ruh durumu nedeniyle o kadar dopamin salgılatmıyor. Şimdi bunu azıcık daha deşersen mesela yine müziğin işte niye dopamin salgılattığını anlarsın. Bir kere biz müziği niye seviyoruz? Esas soru bence burada. Yani müzik neden bu kadar bizi etkiliyor, ağlatıyor, güldürüyor, oynatıyor, hoplatıyor, zıplatıyor, bir şeyler yapıyor yani. Bunun olmasının temel nedeni şu. Sonuçta işte 7 tane ana nota, 14 tane ara ses, böyle birkaç tane sesin sonsuz kombinasyonlarını dinleyip bir sürü duygu uyandırabiliyoruz. Bu beyinde nereyi etkiliyor diye baktığında bizim temporal yani şakak loblarımızda bulunan işitme bölgemiz var. Bu bölgenin özellikle frekans çözümleme ile ilgili aynı bizim kulağımızdaki salyangozun yapısının beyindeki versiyonuna benzer. Böyle 20 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri çözümleyecek bir kortikal bant var orada. O bant aynı zamanda belli ses aralıklarına, belli frekans aralıklarına hassas. Özellikle 5000 ila 12.000 Hz arasındaki ses aralıklarına bu bölgenin çok ciddi duygusal reaksiyonlar tetiklediğini biliyoruz. Yani burası şakak lobumuz o frekansları alınca beynin duygusal merkezlerine diyor ki coşalım burada bir şey var. Nedir o aralıklar? İnsanın konuşma aralıkları. Konuşmada kullandığımız ses aralıklarına beynimiz özellikle ayarlanmış vaziyette sadece beynimiz değil dış kulak yani kulak kepçemiz, kulak yolumuz, kulak zarımız, kemiklerimiz, içerideki salyangozun işte sinir hücreleri hepsi bu özel frekans aralığına göre ayarlanmış. Hatta öyle ki kulak kepçemiz ve kulak yolumuz dışarıdan giren sesleri kafanın içine doğru iletirken bu frekansları özel olarak arttıracak bir yapıda. Mesela şu yumuşak kıkırdak yapısı. Buna işte dış kulağın transfer fonksiyonu da denir. Aldığı sesleri insan seslerini yükseltecek derecede
bir yapıya sahip, yani fiziksel yapısı öyle. Malum işte her kalınlıkta şişeden farklı ses çıkar ya, her cisim farklı bir ses çıkarır. Bizim kulağımızı oluşturan maddenin de geçirebildiği ses aralıkları böyle. Ve enteresan bir şekilde insan sesine denk geliyor. Şimdi bütün bunlara bakınca aslında bizim karşımızda konuşan insanın sesini çözümleyebilmek için çok ileri düzeyde uzmanlaşmış bir beyin sistemimiz var. Biz aslında müzik dediğimiz faaliyetle bu sistemi hack ediyoruz. Yani ses notaları üzerinden, ses frekansları üzerinden aslında insan seslerinden ayıklaya ayıklaya tespit etmeye çalıştığımız duyguları yoğunlaştırılmış bir şekilde beyne gönderebiliyoruz. Bu mesela bazı parçaların neden dilimize takıldığını, duyar duymaz niye kolumuzun bacağımızın oynadığını direkt açıklayabiliyor. Mesela müziğin iki temel kısmı var bildiğimiz gibi. İşte bir melodi kısmı, bir ritim kısmı. Ritim kısmı algılandığında bizim doğrudan beyincik dediğimiz vücut hareketlerini kontrol eden ve dengeyi sağlayan merkeze etki yapıyor. O yüzden böyle yürürken bir ritmik müzik duyarsan gayri ihtiyari adımlarını ona uydurmak zorunda kalırsın ve aslında dans doğaldır. Yani insan doğal olarak böyle ritmik bir ses duyduğunda dans etmek ister. Melodi ise aynen insan sesindeki o duygusal iniş çıkışları çözümleyen o melodik çözüm merkezleri, armonik çözüm merkezleriyle çözümleniyor. Mesela bizim kulağımız tek tek frekansları tespit ediyor ama beynimiz armoni dediğimiz uygun frekansların üst üste gelmesinden doğan uyumu yakalayabiliyor. Ve biz bu konuda o kadar doğuştan yetenekliyiz ki mesela uyumsuz notalar vardır. İşte birbiriyle tınladığında iyi gitmeyen notalar. Onları bebeklere dinlet, kafaları bozuluyor, kaşları çatılıyor mesela, sevmiyorlar. Ama mesela beşli aralıklı notaları birlikte çaldığında, en yaygın kullanılan akorlar da beşli akorlardır bu yüzden rock müzikte falan. Onlar bize birlikte çok hoş geliyor sesleri. Mesela işte mi ile si yan yana çaldığın zaman ah çok güzelmiş falan filan diyorsun. Beynimizde bu öğrenilmesi gerekmeyecek kadar örtüşük bir yapı. Hatta Bobby McFerrin'in bir demonstrasyonu vardı. Dünyadaki bütün insanlar iki nota ipucu verince bütün pentatonik gamı zihinlerinde tamamlayabiliyorlar. Yani ses notalarını tanıyabiliyorlar. Ba, 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 ba. Okay. Bütün bunlar bizim beynimizin doğuştan ses analizinde süper uzman şekilde geldiğini gösteriyor. E şimdi bunun üzerine sen o duygulanımla örtüşen ya da sana pozitif, negatif neyse hissettiğin duygulanıma benzer bir şey yaşatan bir nota dizgesiyle karşılaştığında işte beyne bir motivasyon kimyasalı salgılanması bunu. Ah diyor bu çok güzel, bu tam ayarlandığımız şey, bu tam aradığımız şey. Ver odunu, bunu daha çok dinleyelim. Devamlı dikkat o tarafa dönüyor. Şimdi böyle baktığında müzik gerçek bir bağımlılık nedeni olabilir. Ama müziğin bağımlılığı hemen hemen özellikle modern dünyada hepimizde var ve farkında değiliz. Çok kişi mesela devamlı rutin işler yaparken çalışırken arkada bir dupçız dupçız bir şey olsun. Bir, yani soğuşlandığı tarzda bir müzik açıyor. Mesela bu arka planda onun işte konsantre olmasını kolaylaştırıyor vesaire diye o müziği dinliyor. Bu doğru, evet. Yani beynin özellikle bu trans müzik dediğimiz tarzda sabit ritimli müzikler, evet, belli rutin işlere odaklanmayı kolaylaştırıyor. Fakat bildiğimiz bir şey daha var. Karmaşık melodik yapıları olan müzikler bizde dikkat dağıtıcı etki yapıyor. Mesela klasik müzik ya da klasik Türk müziği, saz semaileri, şunu bunu iş yaparken dinlemenizi tavsiye etmiyoruz. Zira oradaki tekrarlı olmayan, o pop müzikteki gibi biteviye tekrar etmeyen, farklı örüntüler içeren, kompleks vuruş sistemleri içeren müzikler biraz bizim beynimizin özel dikkatini celbettiği için ya da bunlara dikkat etmemiz gerektiği için rutin işler iyi değil. Öte yandan insan sesiyle ilgili bu kadar uzmanlaşmış bir beyne siz 21. yüzyılda olduğu gibi, daha doğrusu 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren olduğu gibi dün Walkman'larla, işte evvelki gün MP3 çalarlarla, şimdi iPhone'larla, iPod'larla, yok efendim telefonlarla ya da etraftan sürekli olarak yayın yapan dijital podcast vesaire gibi kaynaklarla devamlı müzik dinletirseniz ne olur? İşte buna müzik kirliliği adını verdiğimiz yeni bir durum ortaya çıkıyor. Mesela eskiden belki derslerde de işledikse müzikle terapi diye bir hikaye vardı. Özellikle Osmanlı döneminde, yani Osmanlı musikisi bu işte dünyada en yetkin kullanılan müziklerden biri. Bildiğimiz bununki sanat müziği aslında ama 13 tane temel makam ama onlarca farklı makamdan oluşan ve her makamın neye iyi geldiğine dair özellikle dünyaca meşhur Edirne Şifahanesi'nde çok yoğun çalışmalar yapılmış, uygulamalar yapılmış olan bir konuydu bu. Fakat bugün bununla ilgili çalışan hocalarımız merkezler olmasına rağmen, mesela meşhur Tümata grubu bununla ilgili seanslar vesaire yapıyor olmasına rağmen o etkinliği aynı şekilde gösteremiyoruz. Çünkü o zamanın insanını düşün, müzik duyması için
ya meyhaneye gitmesi ya bir musikihaneye gitmesi ya bir şifahaneye gitmesi gerekiyordu. Dışarıda öyle müzik rahatlıkla dinleyebileceğim bir şey değildi. Kayıt cihazı yoktu, bir şey yoktu. Dolayısıyla insanlar müziğe çok az maruz kalıyorlardı ve maruz kaldıklarında da düşün, uzun süre insan sesi hiç duymayan birinin bir insanın konuşmasını duyduğunu düşün. Bir anda dikkati nasıl ona yönelir? Her söylediği söz ne kadar anlamlı gelir vesaire. Hele ki sevdiği bir insan sesiyse o. Aynı şekilde müzik de öyle bir etki yapıyordu muhtemelen. Bugün aşırı müzik kirliliği nedeniyle müziğin üzerimizdeki etkisi tam bir kaosa dönüşmüş durumda. Sıklıkla mesela bazı insanlar çok dar müzik zevkleri olduğu için eleştirilirler. Mesela benim gibi tipler böyle, biz radyo dinleyemeyiz mesela. Ben radyoya sinir olurum. Çünkü DJ'in keyfine göre parça dinlemek istemiyorum. O anki ruh durumuma göre kendi çalma listemde ne varsa işte açarım. Genellikle işte hızlı metalciler, bazen dediğim gibi Zimmer gibi böyle ağır abiler, Richter gibi damardan girenler, öyle bir şeyleri tercih etmek. Ama kendimle ilgili olarak onu dinlemeyi tercih ediyorum. Birçok arkadaşım için mesela uzun yolculuk bana eziyet oluyor. Çünkü onlar mesela radyo açıp dinlemeyi tercih ediyorlar. Radyoda random olarak gelen, o rastgele olarak gelen, bu arada bir soruyorum da fırça yemişiz. Hocam Türkçesi olan kelimelerin İngilizcesini kullanmayın. Özür diliyorum. Herhalde böyle ağzından kaçıyor böyle. Rastlantısal olarak ya da tesadüfen gelen müzik parçalarını dinlemek beynimizdeki gerçekten müzik kirliliğini arttıran bir durum. Ha, bu neye sebep oluyor? Birincisi, duygu durumunuzun dışsal müzik gibi etkin bir uyarana karşı açık hale gelmesine, sık sık duygusal dalgalanmalar yaşamanızı kolaylaştırmaya, yine konsantrasyonda olası problemlere neden olma ihtimali yüksek. Ama tabii burada da insandan insana çok fark var, onu da belirteyim. Müzik kulağınız iyiyse, böyle bir laf var ya, yani frekansları iyi ayırt edebiliyorsanız, eğitimli bir kulağınız varsa, o durumda müzik sizin zihninizi normal insanlardan daha fazla meşgul eder. Ama biraz ton defseniz, yani böyle bu İngilizce tabir özellikle hani kitabı olduğu için kullandım. Ton def 50 nota aralıklarının farklılığını duyarlı kulaklar kadar iyi algılayamayan, notaları karıştıran bir algı tipi. Eğer böyleyseniz mesela müzik sizi o zaman çok fazla etkilemeyebiliyor. Ama zaten bu tip insanların da özel müzik için harcadıkları bir çaba olmuyor. Özetle, aslında kısa cevap verecektim ama uzun oldu gene. Hazal, seni görünce gaza geliyorum ben galiba. Uzun anlatıyorum ama olsun. Alıştım hocam, ya derste. Hocam iştahla dinliyorum. Hani ha, herkesi temsil eden iştahla dinliyorum. Onun için devam edin. Bir de Üsküdar'da ilk ders anlattığım sınıfta sen olduğun için muhtemelen. Böyle bir aşinalık var devamlı. Bir de asistanlık için devamlı kıza bir şey anlatıyoruz. Öyle alışmışız. Şunu söylemek istiyorum esas. Müzik hiç de hafife alınacak bir mesele değil beyin açısından. Ağzımızdan girene sağlığımız için dikkat ettiğimiz kadar kulağımızdan girene de zihinsel sağlığımız açısından dikkat etmek bu devirde önemli hikayelerden biri. Hep anlatıyoruz ya ifada, insanın fabrika ayarlarında. Bolluklar devrinde bir sınav yaşıyoruz diye. Aynı şey ses için, müzik için de geçerli. Çok fazla seçenek var. Mesela geçen gün Ankara yolculuğunda Spotify bana 5 tane farklı albüm önerdi. Birkaç tanesini sırayla dinleyeyim dedim. Kafam çorbaya döndü. Çünkü ben alışık değilim. Benim zihnim bir tane albümü CD ya da plak olarak alıp eve gelip oturup pijamalarımı giyip onu takıp böyle karşısında içeceğimle beraber onu dinlemek gibi bir kültürden geliyorum ben. Ve maalesef bu kadar fazla müziği işleyemiyor benim zihnim. Belki gençler bunda ekstra bir yetenek kazanmıştır ama buna engel olunmasının iyi olacağını eğitimli bir nörobilimci olarak hatırlatmak isterim. Müzik zevki rafine bir zevktir. Rafineleştirilmelidir. Önümüze gelen her şeyi yemiyorsak, önümüze gelen her şeyi de dinlemeyi reddetmemiz lazım. Bir de en son sevgili Musa Göçmen'in, ki yakında kendisiyle bir yayın yapacağız inşallah. Musa Göçmen'in çok önemli bir benzetmesi var. Brokoli ve hamburger karşılaştırması. Hamburger lezzetlidir. İnsanın her acıktığında yiyesi gelir ama sürekli hamburger yerseniz, tamam hamburgerin de faydaları vardır belki ama çöp gıda diye adlandırmamızın bir nedeni var. Vücut maalesef yoruluyor sürekli hamburger yediğinizde. Ama mesela brokoli hamburgere göre biraz tatsız tuzsuz bir şeydir. Tam da vejetaryeni anlatıyoruz bu arada bunları. Ben yalnızca bayılırım. Evet, brokoliyi ben de çok severim. Ama mesela brokoli tatsız bulsam bile arada bir yemen gereken bir şeydir. Çünkü İleriki yaşlarında vücudunun daha sağlıklı olması için böyle sağlıklı besinler almamız lazım. Şimdi klasik müzik, klasik Türk musikisi, klasik Batı müziği hepsi, zor eserler, caz, progresif, bunlar brokoli gibidir. Arada bir zihnimizi zorlayacak, geliştirecek müzik tarzlarına özel eğilim göstermemiz zihinsel gelişimimiz için önemli. Ama arada ah yandım ben öldüm senin için çostik çostik pop şarkıları dinleyebiliriz. Onda bir beis yok. Yani arada bir hamburger yemekte de beis olmadığı gibi. Ama sürekli kulağımızda böyle popüler ezgilerle gezersek sonra mide ve metabolizma olarak hamburger yiyenlerin durumuna düştüğümüzde de bu bize niye oluyor diye sormamak lazım. Bugün kulağımızdan girenler yarın ruhumuzdan çıkacak. Bunu unutmayalım. O yüzden bence bu konudaki beslenmeye de zor ama
biraz özen göstermekte fayda var. Herkes metalci olsun demiyorum ama gerçekten bir müzik türünde biraz farklı çeşitlerde dinleyerek oradaki derinliğimizi arttırıp bir başka müzik türüne geçmekte hiç beis yok. Ben metalcilikle başladım, progresifle devam ettim. Şimdi Son Feci Bisiklet dinliyorum. Arada bir Animals as Leaders gibi psikopat progresif gruplara doğru bir kaymışlığım var. Caz çok denedim, bünye kabul etmedi. Şuralarımı sivilce bastı yemin ediyorum. Cazla yapamam. Cazı bir tek canlı dinleyebiliyorum. Yani konserlerine bayılıyorum. Ama kayıttan caz bende sekteyi kalp yapıyor. Olmuyor yani. Ritmi yakalayamadığım için muhtemelen. Çok da kendinizi zorlamayın. Son dedim ama bir şey daha söylemem lazım. 10 yaşına kadar yaklaşık müzik zevkimiz oturuyor. Ondan sonra çok büyük bir değişiklik olmuyor araştırmalara göre. O aralıkta neye maruz kaldıysak beynimiz en çok onu anlıyor. Hani farklı müzik türlerini keşfetmek iyi ama bazen de yani hiç sevmemenize rağmen kendinize eziyet etmenize de gerek yok. İnsan beyni sürekli değişir. Bir gün onları da sevebiliriz. O yüzden hayatı güzel yaşayalım. Bu dünya kime kalmış ki sevgili dostlar? Hocam müzikle ilgili soru sorulduğunda bu cevabın uzayacağını kestirebiliyoruz önceden ama şöyle bir kabaca toparlamamız da gerekirse benim belki de çok hassas gördüğüm bir nokta oldu burada. Bu müzik kirliliğinden bahsettiğiniz noktada. Çünkü aynen yeme örneği çok başarılı. Kulağımızdan ne gelirse ruhumuzdan da o çıkacak bir noktada. Çok haklı görüyorum da bunu. Ve şeyi fark ettim. Ya biz zaten tüketim kültürü içindeyiz ya. Bunu da tüketiyoruz. Yani biz bunu da parmağın savurup yine kalitesizleştiriyoruz son dönemde. Ya umut ediyorum belki bu kültürün içinde nasıl yaşayacağımızı bir gün öğreniriz. Nasıl bütün bunların adapte olup içinden seçim yapabilme becerisini kazanacağımızı anlarız. Şimdi sen vejetaryansın ya beslenme açısından. Ben de büyük oranda müzikte vejetaryanım aslında. Böyle bakınca yani bazı şeyleri yok yani vücudum almıyor. Zihnim almıyor. Dolayısıyla onları tüketmiyorum. Her şeyi yiyebilen insanlara vejetaryanların hey hü yapması ne kadar yanlışsa tek bir müzik türünü ya da dar müzik alanı dinleyen birinin de lan oğlum her şeyi dinliyorsunuz yapması tuhaf. Ama şu konuda bir uyarmak lazım. Yani mesela vejetaryanlığı yani eti hayattan çıkarmayı gerçekten ben bugün çok pozitif bir beslenme adımı olarak hep anlatıyorum. Ben tam yapamıyorum. Yani eti hayatımda bayağı bir azalttım ama eski alışkanlıkları bırakmak zor. Biraz daha bilinçli olsak belki yaparız. Fakat bunun neden gerekli olduğunu anlatmak bizim temel işimiz. Yoksa burada işte bilmem ne müziği dinliyorum da öbürlerin ise her türlü müziği dinlerim desin. Önce bize yamuk yaptı gibi durum algılanmasın. Bu hepimizin beyninin bir gereksinimi. Bir şey daha söyleyeyim. Bir çalışma sonucu var. Geçen sene yapıldı. İnsanların IQ düzenine göre dinledikleri müzikler sıralanmış. Açık ara farkla en düşük IQ ile ilişkilendirilen müzik tipini bir sonraki bölümde sizinle paylaşacağım şimdi. Bu arada benim de sevdiğim bir müzik ama nadiren dinleyebiliyorum yani sürekli dinleyemiyorum. Rap ve hip hop. Rap müziğin en düşük IQ ile ilişkilendirildiği çalışmalar var. Şimdi diyeceksiniz ki rap dinleyen salak mı? Arkadaşlar IQ'su düşük salak demek değil. IQ zihnimizin, zekamızın bir bölümünü ölçen bir test. Ve belki o kalite açısından daha düşük olmak ben de sevdiğimi söylemiştim. Mesela Ceza'yı çok sevmenize sebep olabiliyor. Mesela ben Ceza'yı çok seviyorum hakikaten. Özellikle yerli plak albümünü hala döndür döndür dinlerim. Fakat bu çalışmalardaki anlamlı sonuçlar bir şey gösteriyor. Dünya algınızla, zekanızın çalışma tipiyle, duygusal, işlemsel, işte doğal, sosyal ne tip bir zekanız varsa aslında ona göre de bir müzik tercihiniz oldu. Ya da müzik tercihinizin bunu biraz şekillendirdiği de düşünülebilir. E tabii ki bu konuda bütün bilimsel makalelerde yazdığı gibi daha fazla çalışmalara ihtiyaç var. Böyle bir çalışmayla ahkam kesip sonra pandeminin ilk günlerindeki Oytun Erbaş durumuna düşmeyelim. Buradan da hemen Oytun'a bir flash çekeyim. Oytun da yakında şeyde 5 soru programında göreceğiz arkadaşlar. Bu ve daha başka birçok merak edilen konuyu kendisiyle tartışacağız.